İslam düşmanları yıllardan beri İslam'a aile üzerinden saldırmışlardır. İslam kadına değer vermiyor gibi söylemler maalesef ki bazı Müslümanlar üzerinde etkisini gösterdi. Bir de 28 Şubat süreci yaşadığı ülkemiz Müslümanların bir kısmı yıllardan beri içinden çıkamadığı bir aşağılık kompleksi yaşıyor. Sanki memleket kendilerininmiş gibi ağzı köpüklü, Ayyaş din düşmanlarının Arabistan'a gidin naraları Müslüman memleketinden Müslümanları kovma çabaları psikolojik olarak Müslümanlar üzerinde bir aşağılık kompleksi oluşturdu maalesef ki. 28 Şubat sürecinden sonra gerek erkeklerde gerek kadınlarda bir modern görünme, Aman biz sizin zannettiğiniz gibi değiliz, biz de çok moderniz. Bizi sevin yaltaklanmaları onlara benzemek için verilen tavizler neticesi din düşmanlarının nefretini artırırken tavizkar Müslümanları ise dinlerinin karşıtı davaları savunur hale getirdi. Eskiden din düşmanlarından duyduğumuz sözleri artık dindar olma iddiasındaki kişilerden duymaya başladık. Dininden utanan kadınlar arttı. Artık din düşmanlarının savunduğu davaları başörtülü kadınlar savunuyor. Hem de dernekleşerek, sistemli bir şekilde. Ve bu kadınlar Müslümanlara din karşıtlarından daha fazla zarar veriyorlar. Başörtüsü üzerinden aşağılanan kadınlar birikmiş öfkelerini erkeklere çevirdiler ve feminist oldular. Tabii feministlerin devlet ve Avrupa fonundan beslenmeleri ise işin duygusal boyutu. Sistemleşen, çoğunluğu başörtülü kadınlardan oluşan siyasette de etkili olan dernek Kadem'dir. Kadem kurulduğu günden beri kadın hakları adı altında feminizme hizmet eden, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen fakat din düşmanı PKK'lı feminist kadınlardan daha fazla ülkeye zarar veren bir dernek oldu. Kadem kadınları sırtlarını siyasi iktidara dayayıp erkekleri ayılardan, kurtlardan, vahşi hayvanlardan daha aşağı gösteren videolar yaptırıp yayınladılar. Kadem nedense aile kurumuna zarar veren bütün projeleri ve kanunları destekliyor. Eşcinselliğin yayılmasına ve aile kurumundan kadını alıp tanrılaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284'ü de destekliyor. Pek çok mağduriyete sebep olan, dinen de haram olan eski eşe süresiz nafakayı savunuyorlar. Genç evliliğe karşılar ve genç evlenen kocaların hapis cezası almaları için çalışma yapıyorlar. Geçen yıllarda 18 yaş altı genç evlilik yapanların hapisteki eşlerine yapılacak affı son akşam durdurdular. Binlerce kadın ve çocuk onların sebebiyle perişan, gözyaşı döküyorlar. Yatıp kalkıp onlara beddua ediyorlar. Mazlumun bedduasından da korkmuyorlar. Neymiş? Kadem kadınlara erken evliliğe karşılarmış. Neye dayanarak karşısınız? İnandığınızı söylediğiniz dininiz mi yasaklamış? Ninelerimiz, dedelerimiz hep 15-16 yaşında evlenmişler. Şimdi ne olacak onların hali? Ellerinden gelse onları da mezardan çıkarıp hapse atarlar. Atalarımızın hepsi 18 yaş altında evlendi diye cinsel istismarcı onlara göre. Kız acısı Kadem her konuda açıkça din düşmanı kadın dernekleriyle yarışıyor. Biz sizden daha fazlasını yapabiliriz diye. Kademde aktif çalışan bir avukat hanımla bir yerde karşılaştık. Sizin mor çatı gibi derneklerden ne farkınız var diye sordum. Olur mu canım? Bizi onlarla mı kıyaslıyorsunuz? Çok farkımız var dedi. Mesela dedim. Biz kurumsalız dedi ve başka da bir fark bulamadı. Oysa Kademin onlardan en büyük farkı siyasi bir desteği olması, kanunlar üzerinde belirleyici olmaları. Nafaka mağdurları Adalet Bakanlığına gittiklerinde bakanlık yetkilileri açıkça "Gidin, kademi ikna edin, gelin istediğiniz kanunu çıkaralım." demişler. Yani bakmayın memleketi erkekler yönetiyormuş gibi göründüğüne. Memleketi kösem sultanlar dişi diktatörler yönetiyor aslında. Bir taraftan da ülkenin sonunu hazırlıyorlar. Nafaka mağdurları kaç kez güç bela kademden randevu alıp birkaç görüşmeye gittiler, dertlerini anlattılar, Adalet Bakanlığından öyle cevap alınca boşa gidiyorsunuz onlardan bir şey olmaz dedim ve dediğim gibi de oldu. Zira kadem her halükarda haksız da olsa kadının yanındalar. Gerçi süresiz nafaka yüzünden ikinci evliliklerini yapan erkeklerin yeni eşleri de nafaka konusundan mağdurlar fakat o kadınlar ve genç evli kadınların mağduriyetleri, gözyaşları kadem kadınlarını pek ilgilendirmiyor. Onlar lüks binalarında, şık salonlarda, cici kıyafetleriyle devleti yönlendirecek, daha doğrusu mecbur bırakacak çalışta yapma derdindeler. Şimdilerde MHP'nin teklifiyle nafakanın bir yıldan 5 yıla indirilmesi meselesi konuşuluyor ki bu bile yeterince adaletli değil. Erkek zaten çocuğu varsa boşandıktan sonra çocuğuna nafaka vermek zorunda. Fakat eski eşine ayrıca nafaka vermek zorunda de değil. Hele bir de çocuğu olmayan için bir günde evli kalsa yıllarca eski karısına nafaka ödeyenler var. Ödeyecek durumu olmayanlar hapse giriyor. Sonraki evlilikleri zarar görüyor. Süresiz nafakaya süre getirilmesi konuşulmaya başlayınca din karşıtı feminist kadın dernekleri hemen itirazlara başladılar. Açıklamalar yapıyorlar. Nafaka kadının hakkı diye. Çok ilginç bir söz. Bir kadının eli nasıl eski kocasının cebinde olabilir ve bunu hak olarak görebilir? Erkek de madem boşandıktan sonra eski karı kocanın hakları devam ediyor deyip o da başka haklar peşine düşerse ne olacak? O da erkeğin mi hakkı olacak? Din karşıtı feministler fikir beyan ederler de başörtülü feministler geri kalır mı? Onlar da hemen karşı çıktılar nafakaya, süre getirilmesine. Kadem bir açıklama yaptı. Eski eşe çocuk da olmasa nafaka süresiz devam etmeliymiş de hakimler duruma göre karar vermelilermiş. Eğer bu olamayacaksa en kısa evlilikte bir günde olsa erkek en az 2 yıl en çok 10 yıl nafaka ödemeliymiş. Mesela kadın bir ay sonra ben evlilik hayatına adapte olamadım deyip gitse, erkek düğün borçlarının üstüne bir de iki yıl kadına nafaka vermeliymiş. Bu ne kadar insafsız bir şey. Sadece kadın düşünülüyor. Erkek ne yaparsa yapsın, yoksa da hapse girsin, kadınlar ne ara bu kadar vicdansız oldular? Kadem uzun süren evliliklerde de, Evlilik yılı kadar nafaka ödenmesini uygun görmüş. Nafaka olmazsa kadın yoksulluğa düşermiş. İyi de bu kadının geliri yoksa kendi ailesi yok mu? Bir kadına bakmak ona el olmuş eski kocaya mı düşer yoksa kendi ailesine mi? Bu kadın evlenmeseydi ailesi onu kapıya mı koyacaktı? Kadının çocuğu varsa zaten baba ona nafaka ödeyecek. Kadına neden ödesin? Ayrıca çalıştığı halde nafaka alan binlerce kadın var. Onu hiç konuşmuyorlar. Kadem güya kadınlara merhamet ediyor. Oysa kimse Allah'tan daha merhametli değildir. Dinimiz bu konuda ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak belirtilmiş. Boşanma sonrası iddet müddeti denen kadının başkasıyla evlenmesi haram olan sürede erkek kadının geçimini sağlamak zorundadır. Bu da üç kez adet olup bitimine kadardır. Bundan sonra artık karı koca birbirine eldir. Kadın gidip başkasıyla evlenebilir, evlenmese de kadının nafakasını Eski koca değil, kendi ailesi o da yoksa devlet üstlenir. Kadem ve benzeri dernekler eğer gerçekten bir işi yapmak istiyorlarsa çocukları için nafaka alamayan yüzlerce kadın var. Boşanma sonrası çocuklarının bütün ihtiyacını karşılamaya çalışan o kadınların çocuklarının haklarını savunsunlar. Baba geliri nispetinde boşanma sonrası çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. 15 bin maaş alıp önceki evliliğinden olan çocuklarına doğru düzgün bakmayan, onları perişan eden babalar duyuyoruz o çocukların kanuni haklarının peşine düşsünler. Çocuğunu babasına göstermeyen, yabancılaştıran ebeveynlerin kanuni ceza almalarını, ülkenin en büyük utancı çocuk haczinin kalkmasını sağlasınlar. Gerçekten hayırlı bir iş yapmak istiyorlarsa. Kademin başörtülü kadınları toplaşmışlar, Allah'tan daha iyi bildiklerine karar vermişler ve Kur'an-ı Kerim'in karşısında kendi görüşlerini daha iyi görüp çözüm önerisi olarak sunmuşlar çözüm önerisi adına bakıp aldanmayın aslında devlete bir kadın dayatması bu kadınlara karşı zafı olan erkek siyasetçileri ve kadın baskısından korkan korkak siyasetçileri de düşündüğümüzde kademin teklifi dikkate alınacaktır allahtan razı olmayan kadınların nefsani isteklerini karşılayacak allah'tan çok daha fazla kadınlardan korkan siyasilerimiz olduğu müddetçe işimiz zor Bakalım bu dişi diktatörler karşısında. MHP'nin teklifi ne kadar dikkate alınacak ki MHP'nin teklifi de nafaka süresi olarak çok fazla. Onu da desteklemiyoruz. Nafaka 3 ay. Eğer bunu yapamıyorlarsa süresiz olmadan önce yıllarca uygulandığı gibi 1 yıl olabilir. Kadem 5 yılı az bulmuş. Bakalım kim kazanacak? Açıkçası kadın diktatörler karşısında erkeklerin pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Yine başörtülü kadınların yıllardır faaliyet gösterdiği Hazar Derneği var. Kadem'in bir başka modeli. Kadının insan haklarını savunuyorlarmış. Ne saçma bir cümle. İnsanın insan hakkı vardır. Cinsiyet üzerinden yaparsanız bölücü olursunuz. Kadının insan hakkı var da erkeğin hayvan hakkı mı var? Gerçi şu sıralar ülkemizde erkeklerin hakkı hayvanlar kadar da yok. İnsan hakkı peşindeyseniz cinsiyetçilik yapmayın. Mağdurun yanında olun. Onlar da yememiş içmemiş günahımızı daha nasıl artırırız, nasıl Allah'a savaş açarız diye düşünmüşler. Kur'an ayetlerinin tam aksin nafaka konusunda düşüncelerini geçen hafta Aile Bakanlığı'na sundular. Nafaka mağdurlarının yüzüne bakmayan bakanlık yetkilileri bunları kapılarda karşılıyorlar. Siz inandığınızı iddia ettiğiniz dinin kitabının aksini nasıl savunursunuz? İnsan Kur'an-ı Kerim'deki bir emri yapamaz. Bu kendi bireysel günahı olur. Fakat Allah'ın ayetinin aksini iddia edersen ve bunun içinde mücadele edersen Allah'a savaş açarsın. Allah'tan razı olmayan kadınların aşağılık komplekslerinin cezasını mazlumlar çekmek zorunda değil. Bu kuruluşların çatısı altında olan herkes mazlumların bedduasına ve bu günahlara ortaktır. Ve nasıl Ülkemiz son yıllarda bu başörtülü diktatörlerden çektiğini dinsiz feministlerden çekmedi. Din ve devlet düşmanı feministler bugün bu kadar şımardılarsa sebebi hükümetin yanlış aile politikaları ve bunlara destek olan başörtülü feministlerdir.